Merhabalar sevgili yengeç burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Size özel bir hem iş meslek kariyer hem de aşk açılımı yapacağız sevgili gönül dostlarım. Ben niyetimi alıyorum, siz de niyetinizi alın. Bu arada bu videoyu ne zaman izliyorsanız o zaman rezon olacaksınızdır. Zamansız zamana niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Ve hemen niyetimi alıp açılıma başlıyorum. Açılımdan önce kısa bir hemen hatırlatma yapacağım size. 9 Mayıs'ta başlayacak olan tarot eğitim sınıfıma katılmak isteyenler WhatsApp iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Evet, ben hemen niyetimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve yengeç burcu iş meslek kariyer diyoruz. Yengeç burcu iş meslek kariyer diyoruz. Yengeç burcu. İş meslek kariyer yengeç burcu. Deste altında aldık. Güneş kartı geldi sevgili yengeç burçları. Deste altınızda demek ki bir başlangıcımız var. Mutlu haberlerimiz var. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili yengeç burçları, iş meslek kariyerle ilgili sanki yakın bir geçmişte çalıştığınız ortamda sanki alacaklarınızı alamıyorsunuz. Hak ettiğinizi, yaptığınız emeklerin karşılığını alamamış gibisiniz. Ya da içeride sizin paranızı vermiyorlar gibi bir durum söz konusu olabilir bazılarınız için. Hak ettiğinizi alamamak ya da anlaştığınız paraları zamanında vermemeleri ya da eksik vermeleri gibi bir durum içinde olduğunuz görünüyor sevgili yengeç burçları. Bununla ilgili de bu paraların gelmemesi ya da hakkınız olanı alamama ya da İstediğiniz zammı vermemeleri ya da bir türlü anlaştığınız parayı tamamını almama gibi durumdan dolayı ikilem yaşama durumuna sahipsiniz şu an. Sanki yani bu işi bıraksam mı bırakmasam mı, gitsem mi gitmesem mi, burada da bir türlü istediğimi alamıyorum ya da buradaki maddi gelir beni idare etmiyor, buradaki maddi gelir beni tatmin etmiyor dediğiniz bir durum söz konusu. Sanki işten ayrılayım ayrılmayayım gibisine bir ikilem yaşıyorsunuz ya da bu işi bırakayım bırakmayayım ya da bu anlaşmayı feshedeyim etmeyeyim gibi bir enerjide olduğunuz görünüyor sevgili arkadaşlar. Çok fazla sorumluluk var aslında bir yandan da. Önünüzü göremiyorsunuz. Çok fazla sorumluluğun olduğu bir dönemden geçme ihtimalimiz var. Ya da diyorsunuz ki her ne olursa olsun evet işten ayrılacağım, bu sorumluluğu üstleneceğim ve ben yeniden başlamak için başka bir iş için gitme ya da başka bir iş için karar verme dönemine girme ihtimaliniz var. Bir yandan da bazılarınız için de diyor ki işte sorumluluk var, ödemeler var, taksitler var, zaten önümü göremiyorum. Bu sorunlar, bu sorumluluklar belimi büküyor diyeceğiniz bir zaman dilimi söz konusu aynı zamanda. Anlaşmaya gitme noktasında olduğunuz görünüyor sevgili arkadaşlar. Gerek bu şu an çalıştığınız yerle bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Bir konuşma, bir konuşalım, bir anlaşalım gibi durumlar söz konusu olabilir. Büyük ihtimalle de yeni bir şey demeyeceğim ama büyük ihtimalle şu anki çalıştığınız durumla ilgili, şu anki bulunduğunuz ortamla ilgili kimle ne iş yapıyorsanız burayla bir tekrar anlaşmaya gitmek, tekrar bir konuşmaya gitmek, tekrar bir uzlaşmaya gitmek gibi bir durum söz konusu. Eski durumu bitirmek, yani evet eski konuları bitirmek, eski işte alamadıklarınız, yapamadıklarınız gibi durumların biteceği ve artık sizin net durmanız gereken bir döneme gireceksiniz sevgili yengeç burçları. Daha kararlı durmanız gerekiyor ve kararınızın arkasında arkasında durmanız gerekiyor. Kararınızdan dönmemeniz gerekiyor aynı zamanda. Net bir duruş sergilemeniz gerekiyor ki istediğinizi alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani istediğimi
verdiniz verdiniz, vermediğiniz zaman işte sizin bir net duruşunuz olmalı ki karşı taraf bunu yapabilsin. Bu istediklerinizi işte paraysa para, kariyerse kariyer, konumsa konum, anlaşmaysa anlaşma, ne istiyorsanız bununla ilgili bunu dile getirmeniz gerekiyor ve bu kararınızdan da dönmemeniz gerekiyor. En önemlisi de bu sevgili arkadaşlar. Ve yakın geleceğe baktığım zaman evet, istediğiniz size geliyor sevgili arkadaşlar. Buradaki paraları da görüyorsunuzdur sevgili yengeç burçları. İstediğiniz olacak Allah'ın izniyle. Tamamlanmaya doğru ilerliyorsunuz ve güneş kartı geldi. İş, meslek, kariyerde istediğiniz pozisyon, istediğiniz maaş, istediğiniz konum, istediğiniz anlaşma, istediğiniz her ne varsa, yaptığınız, karşılıklı iş yaptığınız kişilerle uzlaşma ve anlaşmaya doğru gidilecek görünüyor sevgili yengeç burçları. Hadi bakalım, aldık, kabul ettik, o zaman öyle de oldu diyelim. Ve yengeç burcu aşk hayatı diyoruz. Yengeç burcu aşk hayatı. Yengeç burcu aşk hayatı. Yengeç burcu. Evet, yengeç burçları, deste altına baktık. Deste altında sorunlar var, sorumluluklar var sevgili arkadaşlar. Bir önünüzü görememe durumu söz konusu. Devam edelim kartlarımızda, neler söyleyecek bize. Yakın bir geçmişte bir kırılganlık söz konusu. Bir küsmüşüz sanki, bir alınganlık var sevgili arkadaşlar. Bu aşk konuları ile ilgili, eğer hayatımızda biri varsa, bu kişiye karşı biraz alınganlık gösterdiğimiz, kendi kabuğumuza çekildiğimiz, istediğimiz şeyin olmaması gibi bir durum söz konusu. Biraz küskünlük, biraz kırgınlık, biraz alınganlık. Ve karşı taraf her ne yaparsa yapsın pek de artık gözünüz görmüyor. Yani bundan sonra gökten yıldızları getirse bana ne der gibi bir enerjiniz söz konusu sevgili yengeç burçlarım. Aynı zamanda şu anki enerjinizde artık bir şeyleri net bir şekilde duygulardan çıkmışsınız. Mantıklı karar vermeye çalıştığınız ve net bir şekilde bir başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç yapma adına bir düşünce içinde olabilirsiniz sevgili yengeçler. Ama bir yandan da kararsızsınız. Acaba mı dediğiniz bir durum da söz konusu. Evet, ben mantıklı bir karar vermem lazım deyip yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Ama bir yandan da bir arkanızı dönüp tekrar bir bakma enerjisinde olduğunuz görünüyor burada. Aynı zamanda biraz böyle içinize çekilme, kendi kabuğunuza çekilme, kendi içinizde bazı şeyleri sorgulayacağınız bir zaman dilimine girebilirsiniz. Burada kendi yolunuzu aydınlatmak için vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz sevgili yengeç burçları. Yani evet, ben bir mantıklı bir karar vermeye çalışıyorum ama biraz daha düşünün, biraz daha işte vicdanımın da sesini dinleyin, biraz sezgilerimi, hissiyatımı dinleyin diyeceğiniz, kendi önünüzü aydınlatmak için bazı şeyleri kendi içinizde sorgulayacağınız bir döneme girebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Sağlam bir teklif bekliyorsunuz, sağlam bir adım bekliyorsunuz karşı taraftan. Diyorsunuz ki aslında bu içe çekildiğiniz konudan sonra, içe çekildiğiniz, karar vermeye çalıştığınız durumdan sonra verdiğiniz karar, aldığınız karar bu. Karşı taraf bana net bir başlangıçla gelmediği sürece, sağlam bir başlangıçla gelmediği sürece ben bu ilişkide varım diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ona göre hareket edeceğim diyorsunuz. Yine topu karşı tarafa atıyorsunuz. Karşı taraf sağlam gelirse siz bu ilişkiyi yeniden başlatmaya hazırsınız sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da biraz aldatma, biraz kandırma, bir yalan söylenmesi, söz verilmiş sözünde durulmamış gibi durumlar söz konusu hayatınızda sevgili yengeç burçları. Ya bunu siz yaptınız ya da karşı taraf size yaptı sevgili arkadaşlar. Burada bir kandırma var gibi, ya da siz diyorsunuz ki artık ben
Daha çok şöyle kandırma bu. Biraz idare edeceğim bu iş, bu kişiyi. Yani bir bakacağım neler yapacak, bu ilişki için neler yapıyor diye böyle biraz sinsice yaklaşacağınız bir durum aslında. Kabul ediyormuş gibi görünüp aynı zamanda arkadan o kişinin neler yapıp neler yapmayacağını sorgulayacağınız bir döneme giriyorsunuz aynı zamanda. Sistem size diyor ki sevgili yengeç burçları, sevgini çok gösterme, ilgini çok gösterme, biraz kendine sakla. Yani çok seviyorsan az sevdiğini söyle. Yani ne kadar 5 seviyorsan 3 sevdiğini söyle. Yani biraz sevgi, ilgi, alaka, değer konusunda biraz bencillik yap. Biraz artık çok fazla kendinden ödün verme diyor sevgili arkadaşlar. Karşıya verdiğin sevgi, ilgi, alaka ve değeri sen kendine ver. Ve aynısını karşı taraftan sen de iste. Kendine de iste diyor sevgili gönül dostlarım. Evet, bu ilişki ne olur? Bu ilişki tekrar bir barışmayla noktalanır. Tekrar bir barışma söz konusu olur. Bir şifalanma, tekrar bir araya gelme, bir birleşme, bir tamamlanma söz konusu bu ilişki için. Ama şöyle bir durum var. Yani bu ilişki biraz sorunlu bir ilişki sevgili yengeç burçları. Sorumluluğu çok, önünü göremediğiniz durum çok fazla bu ilişkiyle ilgili. Bunu da bilerek hareket edin diyorum. Yani ilişkide ya da bu ilişkinin ağırlığı çok fazla, çok yük almanız gerekiyor, çok fazla sorumluluk almanız gerekiyor, çok fazla bu ilişki için mücadele etmeniz gerekiyor ve bu ilişki sanki biraz bu sorumluluklarınızdan dolayı belinizi bükebilir sevgili yengeç burçları. Ama burada tekrar bir görüşme, eğer ayrıysanız tekrar bir görüşme, tekrar bir birleşme söz konusu. Ama bunu da bilerek hareket edin. Sorumluluğu çok, sorunları çok, mücadelesi çok bir ilişki olma durumu çok fazla sevgili arkadaşlar. Ayrı değiliz, beraberiz diyorsanız da bu şekilde bir enerjiniz söz konusu. Evet, yakın gelecekte bir birliktelik, yine yani ilişkinin iyileşmesi söz konusu. Evet, biraz daha düzene binebilir, biraz daha birbirinize ilgi, alaka, sevgi gösterebilirsiniz, biraz daha şifalanabilirsiniz. Bu ilişki biraz size bazı konularda daha çok şifalanma konusunda şans getiriyor sanki size sevgili yengeç burçları. Bu ilişki, bu kişi, bu aşk size iyi geliyor kısacası. Böyle bir durum var. Her ne kadar sorumluluğu çok da olsa, mücadelesi çok da olsa bir yandan da sizi şifalandırıyor sevgili yengeçler. Evet. Herkes kendi üzerine düşeni alsın, kabul etsin sevgili arkadaşlar. Öyle de oldu diyelim. Sizin için de tarot açımımız bu şekildeydi. Biz de aldık, kabul ettik her zamanki gibi. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.